İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Elazığ şehrinde tarlada gömülü 150 yıllık değirmen taşı bulundu. Nikol Paşinyan, Moskova'daki Avrasya Hükümetler Arası Konsey Oturumuna katılacak. Mas İsmailyan, Fransa'daki Avner-Rhône-Alp Bölge Konseyi heyetiyle bir araya geldi. Avrupa Birliği, Türkiye aleyhine yaptırımlar taslağı hazırladı. Rusya Federasyonu'nun askeri polisi Manbij'in kuzeyinde devriye geziyor. Kürtler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia ediyor. Bugün Sos Sarkisyan 90 yaşında olacaktı. Batı Ermenistan'ın Harbert, Elazığ ilinin Toraman köyünde tarlada temizlik yapan köylüler, 150 yıllık olduğu tahmin edilen değirmen taşı buldu. İş makinesi yardımıyla çıkarılan değirmen taşı köylüler tarafından korumaya alındı. Bir köylünün anlattığına göre değirmen taşının çıktığı yerde çok eskiden bir değirmen olduğunu yaşlılardan duydu. Değirmen taşının Ermeniler tarafından kaldığı tahmin ediliyor. Elazığ Müze Müdürlüğü ekiplerinin değirmen taşında inceleme yapacakları bildirildi. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Basın Departmanı'nın verdiği bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan 25 Ekim'de Rusya Federasyonu'na çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan Moskova'da Avrasya Hükümetler Arası Konseyi'nin düzenli oturumuna katılacak. Aynı gün Başbakan Yerevan'a geri dönecek. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan Fransa'nın Auvergne-Rhône-Alp Bölge Konseyi Başkanı Laurent Wauthier başkanlığındaki bir heyetle Yerevan'da bir araya geldi. Mas İsmailyan, Auvergne-Rhône-Alp Bölgesel Konseyi heyetini memnuniyetle karşıladı ve Auvergne-Rhône-Alp Bölgesi ve Artsakh'da dahil olmak üzere ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını belirtti. Başbakan Nikol Paşinyan da Laurent Wauthier başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Heyet Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına saygıda bulunmak için Dizernagabet Anıt Kompleksini ziyaret etti. Fransız delegasyonu ayrıca Soykırım Müze Enstitüsü'nde bulundu. Armen Press'in ilettiği Reuters Ajansı'nın 23 Ekim'de Avrupa Parlamentosu temsilcilerine atıfta bulunarak aktardığı habere göre Avrupa Birliği Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemlerini kınadı ve Ankara'ya yeni ekonomik yaptırımlar hazırladı. Ankara'yı etkilemenin temel yollarından biri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tarımsal ihracatının ayrıcalıklı rejimini askıya almak olacak. Avrupalı yasa koyucuların ticari yaptırımlara oy kullanma hakkına sahip olmamasına rağmen Avrupa Birliği üyelik süreci çerçevesinde Ankara'ya verilen yaklaşık 250 milyon euro tutarındaki yıllık ödemeleri azaltabilecekleri aşırı önlem olarak da Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmasının olası feshi belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu'nun esas talebi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik bölgesi üzerindeki kontrolünden vazgeçmesi. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin askeri polisi Suriye'nin Halep eyaletinde Başar Asad'ın hükümet ordusunun Kürtlerden kurtarılan Manbij şehrinin kuzeydoğusundaki cephelerde devriyeye başladı. Askeri polis sözcüsü bu haberi çarşamba günü ifade etmişti. Devriye güzergahının Suriye ordusunun ön cepheleri boyunca Sacur Nehri ile Fırat Nehri'nin kesiştiği bir noktada Keyrat köyünün birkaç kilometre uzağından geçtiği söyleniyor. TASS'ın aktardığı habere göre bir hafta önce ABD kuvvetleri bölgede devriye geziyordu. Ancak Türk askeri harekatının başlamasından önce ABD askeri komutanlığı ordusunu Irak sınırına taşıdı. Rudav portalı tarafından yapılan açıklamaya göre Kürt yanlısı Suriye Demokratik Konseyi temsilcisi İlham Ahmel, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türk birliklerinin barış kaynağı adlı operasyonu sırasında kimyasal silah kullandıklarını ifade etti. Ahmel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok uluslararası sözleşmenin yasakladığı beyaz fosfor kullandığını iddia ediyor. Kimyasal yanıkları olan çocukların fotoğraflarını gösterdi. Ona göre Kürtler kimyasal silah kullanımını başka bir şekilde kanıtlayamaz. Çünkü inceleme yapma imkanları yok. Kürt temsilci ayrıca 300 bin insanın askeri eylemler nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını ekledi. Çocuklar da dahil olmak üzere 250 kişi öldü ve 300 kişi halen kayıp. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rehineleri öldürdüğünü ve yerel nüfusa yönelik şiddet kullandığını da ifadesinde belirtti.
Ünlü Ermeni aktör Sos Sarkisyan 24 Ekim 1929'da Ermenistan Cumhuriyeti'nin Stepanavan kentinde doğdu. 1948 yılında Yerevan'a taşındı ve Yerevan Genç Seyirciler Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. 1954 yılında Yerevan Devlet Güzel Sanatlar ve Tiyatro Enstitüsü Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 1954-1991 yıllarında Yerevan Gabriel Sundukyan adlı akademik tiyatrosunda oyunculuk yaptı. 1991'de Hamazgayn Tiyatrosu'nu kurdu. 1997-2006 yılları arasında Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinema Üniversitesi'nin rektörü ve 2006'dan bu yana üniversite yönetim kurulu başkanı görevinde bulundu. Tiyatroda onun oyunculuk karakteri en sevdiği acı çeken ve güçlü karakterleri canlandırmasıyla ifade edildi. Gabriel Sundukyan'ın Peposunda Zimzimov, Mikhail Bulgakov'un Don Kişot'unda Don Kişot, Yago, Kral Lear'da Kral Lear'ı oynadı. Sarkisyan tipik ve kalıcı ulusal karakterler yarattığı Ermeni sinemasında özel bir yere sahiptir. Oynadığı başrolleri 1969 yılındaki Bizler ve Dağlarımız filminde Soruşturmacı, 1967 yılındaki Üçgen filminde Magırdiç, 1977 yılındaki Nihabet filminde Nihabet, 1980 yılındaki Zorimiron filmindeki Zorimiron, 1982 yılındaki Gikor adlı filmde Hamboy'u canlandırdı. Ayrıca diğer pek çok filmlerde de başrollerde oynadı. Sarkisyan şiir okumasıyla da sahne aldı. Filmlerde oynamak amacıyla Lübnan, Suriye, ABD, Kanada ve başka yerlere seyahat etti. Sarkisyan 1996 yılında, 2001 yılında Ermeni Kilisesi Kutsal Sağ, Kutsal Mesrop ödülleri, 2001 yılında Artsakh Cumhuriyeti Mkhitar Goş adlı madalyayı aldı. Sarkisyan 1991 yılında Perdenin Bu Tarafında, 2000 yılında Kesinti, 2010 yılında Biz ve Bizler adlı kitapları yazmıştır. 26 Eylül 2013'te vefat etti ve ünlülerin yattığı Gomidas adlı panteona defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Noray Kardaşyan tarafından icra edilen Ermeni Sünik bölgesi Goktan ilçesinin halk ezgisi olan Goktan Mandıgik adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.